Erkam TV ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Büyükşehir Belediye Erzurumspor 3 puan hasretine yeni Malatyaspor deplasmanında son verdi. Ricardo Gomez, Danut ve Oberta'nın golleriyle rakibini 3-1 yenmeyi başaran Dadaşlar üst sıralara tırmanmaya başladı diyelim ve hemen Burak'la başlayalım. Burak, nasıl bir maç bekliyordun? Nasıl bir maç oldu? Yüzün gidiyor. Hakikaten. İzleyeceğimiz de diyordu ya. Ve bir o kadar da gol kaçırdık. O son dakikalarda biraz da o ciddiyeti koruyabilseydik maç 5-6 da olabilirdi. Yani Büyükşehir Belediye Erzurum öncelikle bu sonuçla ligde ben havlu atmayacağım, ben varım dedi. Yayıncı kuruluşun spikeri Güntekin Onay da zaten aynı şekilde açtı o da programını. Yani Erzurumspor eğer bugün kaybetseydi çok şey kaybedecekti. 9 puanda kalacaktı. 9 puan rakibinin Ankara Gücü'nün kazandığı, Denizlispor'u kaybetti ama Ankara Gücü'nün kazandığı maç hafta. Gençler Birliği Kayseri ile oynarken kaybedilen puan ve kazanılan puanlar anlamı daha büyük. Çok şükür kazandık. Büyükşehir Belediye Erzurumspor özellikle özgüven de kazandı. Sadece bir 3 puan olmadı mı? Ali istersen puan durumu da ver ekrana. Puan durumu üstünden de konuşalım. Çok böyle bir şey olmadı. Yani böyle sadece bir 3 puan anlamında değil. Sıradan bir 3 puan değil. Yaklaşık 11 hafta. Tabii mi? 11 hafta. 11 hafta sonra biz kazandık. Çok önemli. Yine deplasmanda kazandık. Lige geri döndük. Şimdi önümüzdeki fikstüre baktığımız zaman işte Gazişehir, Kasımpaşa, Alanya, Başakşehir, Fenerbahçe zor fikstür. Evet ama ne olursa olsun böyle bir 3 puana ihtiyacımız vardı. Erzurumspor aldı, istediği 3 puanı aldı. Şimdi artık bu saatten sonra gerçekçi olmak lazım. Bu fikstürden ne çıkarırsak kârdır. Ben Kasımpaşa maçı için çok ümitliyim. İnşallah oradan da istediğimizi çıkarırız. Yani artık ne çıkarırsak kârdır ama ne olursa olsun transferin başındakiler, yönetim bu tabloya göre transfer yapacak. Çünkü bunun üstüne alırsak kar. Evet. Bu tabloya göre transfer politikası belirleyecekler. Bu tabloya göre alacaklar. Erzurumspor bize hep şundan şikayet ediyordu. Hem biz hem taraftarımız. Mücadele etmiyor diyorduk. Erzurumspor bugün mücadele etti. Mücadelenin sonucunda zaten kazandı. Siz mücadele ettiğiniz, direnç gösterdiğiniz zaman rakibinizin bir yerde direnci kırılıyor zaten. Gol yemediğin her dakika gol atmak isteyen takımın aleyhine işler. Ki şanssızlık da vardı. Mesela Kayacan'ın sakatlanması. Tabii o çok büyük bir şanssızlık. Batuhan'ın kaleye geçmesi. Pozisyon vermedi ama Büyükşehir Belediye Erzurumspor baktığımız zaman yani yediğimiz gole gelecek olursak yediğimiz gol maalesef Erzurumspor'da artık kronik haline geldi. Orta saha merkez oyuncularının rakibin orta saha merkez oyuncusunun merkezden alıp topu getirerek sürükleyerek slalom yaparak getirip attığı bir gol. Buna Erzurumspor'un bir şekilde çözüm bulması lazım. Donald attığı golle o hatasını telafi ettirdi. Çünkü çok rahat geliyor rakip. Her zaman rakibin orta sahasındaki oyuncular Erzurumspor maçında yıldız oluyor. Maçın en çok göze çarpan ismi oluyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Mesut Hoca'nın buna çok dikkat etmesi lazım. Bunun önlemini alması lazım. Çünkü hakikaten artık kronik haline geldi. Ama onun haricinde dediğim gibi pozisyon vermeyen bir Erzurumspor vardı. Mücadeleci bir Erzurumspor vardı. Hakikaten ben bugün Osman'ı da kutluyorum. İnanılmaz mücadele örneği gösterdi. Bütün alanları kapattı. Rakibe yakın oynadı. Sert oynadı. Mücadeleci futboluyla yine ön plana çıktı. Yetenekler sınırlı olabilir ama elinden geleni sahaya koyduğu, ortaya koyduğu zaman bu taraftar bunu istiyor. Zaten Allah da veriyor. Siz elinizden geleni yaptığınız zaman Allah da veriyor. İşte bu şekilde çıkıyorsunuz. Belki hiç kimsenin çok nadir yani beklemediği bir skor oldu. Kamuoyu olarak, Erzurum şehri olarak ayrı tabii ki Erzurum herkes diyordu hani bu maç olacak, bu maç olacak bekliyorduk. Çok şükür bu maçta tamamlamış olduk. Erzurum spor taraftarı için de Malatya'dan 3 puan gelmesi daha bir anlamlı. Tabii yani Malatya'dan gelmesi de anlamlı. Yani sonuçta 3 puan aldık. Çok şükür. Ama dediğim gibi mutlaka Erzurum sporun savunma dörtlüsüne bir çözüm bulması lazım. Mücadeleyle, dirençle ilk yarının sonuna kadar biz bu açıkları kapatacağız. Özgüven kattı bu 3 puan Erzurum spora. Ayrıca şimdi bu maçı yenilip Gazişehir maçına çıkmak çok farklı. Bu maçı kazandıktan sonra Gazişehir maçına çıkmak çok farklı futbolcu psikolojisinde. O şekilde çıkacaklardır. Mesut Hoca için çok güzel oldu. Mesut Hoca'nın ben değişikliklerini çok beğendim. Çok yerinde değişiklikler yaptı. Çok zamanında yaptı değişiklikleri. İyi başladı. Onun için de çok güzel oldu. Yani sen zaten çok güzel manşet attın. Dadaş Mesut oldu diye. Hakikaten öyle. Hem biz hem Mesut Hoca çok şükür çok güzel bir başlangıç yaptık. Çok güzel bir hafta sonu. Çocukların hepsinin emeğine sağlık, futbolcuların. Artık şu var Erzurum'da. Aslında bir sağ futbol puan durumu üstünden de gidelim de abi. Mesela baktığın zaman 12, 12, 12, 12. Yani artık ligin ikinci yarısı sanki böyle geçecek gibi. İşte sen az önce dediğin gibi alınan her bir puan çok önemli Burak. Bak, bir puan alan takım kendini direkt 16. sıraya atıyor.
17. sıraya atıyor. Evet. 1 puan. Şimdi orada Başakşehir çıkar. Çıkar gider. Ama artık kümede kalma savaşı Kayseri, Erzurum, Gençler Birliği, Denizli, Ankara Gücü ve yukarıdan bir iki takım daha gelecektir. Çünkü her zaman sezonun ikinci yarısında bir takım düşüşe geçer. Aşağı doğru iniş yakalar. Mutlaka oradan bir takım daha gelecektir. Yani baktığımız zaman 6 takım arasında geçecek. Bu 6 takım arasında 2'ye girmek çok önemli. Büyükşehir Belediyesi. Bu da sadece doğru transferle olur. Her zaman şeyi söylüyordum Burak. Bizim takımın kapasitesi bu değil. Yani yenildiğimiz maçlardan sonra da diyordun ki Erzurumspor yani bu değil. Bu kadar değil diyorduk. Bu kadar değil diyorduk. Yani evet tamam sıkıntılar var ama kazanacağı birçok maçı da kaybetti. İşte o mesela Emrah Başsan. Ben bugün iddialı konuşuyorum. Maç aldı diyebilirim. Maç alan oyuncuların başında geldi diyebilirim. O Bertan çok iyiydi. Donald o hatasını bir tarafa koyarsak iyiydi. Novi Kovas hareketliydi. Ama en önemlisi buraya da bir bununla ilgili de bir açıklama yapmanı istiyorum. Mesut Hoca. Şöyle ki her zaman kenarda duran teknik direktörün o enerjisini sahaya vermesi çok önemli. Mesut Hoca da hiç oturmadı ve o heyecanını hiç kaybetmemiş. Hoca bir yıldır yeşil sahalardan uzak takım çalıştırmıyor ama o da belli ki özlemiş. Yani o enerjiyi sahaya verdi. Hoca hiç oturmadı ve hareketliydi. Bu da önemli. Her zaman söylüyoruz. Tabii çok önemli. Bir de şu var. Mesut Hoca'nın geldikten sonra iki gün içerisinde takıma kattığı iki şeyi gördük. Birincisi mental olarak mücadele gücünü artırmış takımın. İkincisi de taktik olarak çok önemli bir nokta bence. Orta sahadaki oyuncunun, bak bugün bizim iki golü kim attı? İkinci golü? Donald. Orta saha merkez oyuncusu. Üçüncü golü kim attı? O Bertan. O da orta saha merkez oyuncusu. Evet. Yani ikinci yarıda tamamen merkeze yakın oynadı. Orta saha merkezdeki oyuncular özellikle Donald, Osman savunmanın önünde kaldığı zaman Donald sürekli rakip ceza sahasına girmeye başladı. Bak bu maç bunu gördük. Hiçbir maçta ben Erzurumspor'un savunmanın önünde oynayan ikililerden bir tanesinin rakip ceza sahasında gol aradığını görmedim. Ama ne diyorduk hep? Rakip ceza sahasında çoğalmazsan hiçbir şekilde pozisyon bulamazsın. Çünkü Ricardo da yalnız kalıyor. Bugün Donald girdi, golü yaptı. Obertan ikinci yarıda gitti, golü yaptı. Donald ilk yarıda da girdi. İlk yarının 24. dakikada falan, 24-25. Dakikada rakip kesti mesela. Yine bir pozisyona girdi. Yani sen ne kadar rakip ceza sahasına adam sokarsan o kadar çok tehdit olursun rakibe karşı. Bu çok önemli. Mesut Hoca'nın ben bunu takımı aşıladığını gördüm. Bir de dediğim gibi mücadelesini ve takımın direncini artırdığını gördüm. Yani en azından mental olarak bir dokunuş yapmış Mesut Hoca. Bunu gördük. Ama tabii şimdi şu var. Biz Trabzonspor maçından sonra da aynısını söyledik. Bunları söylerken bu maçlık kalmamalı. Bazı şeyler sezonun geneline yayılmalı. Erzurumspor bu mücadele örneğini Gazişehir maçında, Kasımpaşa maçında, ben Alanya maçında, Fenerbahçe maçında bunlar da gösterirse istediklerini sahadan alabilir. Ama dediğim gibi bir maçlık olursa sadece bir maçta istediğini alırsın. Bu sefer de başarı kalıcı olmaz. Ve o zaman çok farklı şeylerde konuşabiliriz. Tabii o zaman da eleştiririz. Bakıp. Burak şeyde maçı izlerken bildik de şey dedim. Leo her şartta bu takımda oynar dedin. Bugün nasıl buldun Leo'yu? Ben Leo'nun daha da ağır, Leo'nun ölüsü bu takımda oynar. Çünkü bir kere koordinasyonu çok iyi olan bir futbolcu. Yani savruk bir isim değil. Nerede duracağını, nerede vuracağını, nerede çıkacağını, nerede bekleyeceğini çok iyi bilen bir isim. Maç oynadıkça da o maç eksiğini kapatacak bir isim. O yüzden Leo bu kadroda, bak daha iyisini getirirsin sol beke bir şey diyemem. Ayrı bir şey. O zaman bak, o zaman ayrı. Ama şu an Leo bu kadroda ne olursa olsun oynamalı. Bak ne olursa olsun oynamalı. Mutlaka oynar. Çünkü dediğim gibi koordinasyonu çok yüksek. Çok sağlam yere basan bir isim. Yani nerede çıkacak, nerede duracak, nerede vuracak. Bunları çok iyi bilen bir isim. Ama dediğim gibi maç eksiği var. Bunu da zaten oynayarak, oturarak değil maç eksiğini oynayarak kapatacak. İnşallah daha da şey olmamız lazım. Bu arada izleyicimiz yazmış ki kapasite bu pes doğrusu şey yapmış. Bizim takım futbol olarak yine çok çok üst düzey oynamadı. Ama mücadele etti. Mücadele edersen rakipten istediğini alırsın. Yani bu olmazsa olmaz. Bak bu futbolun doğasında yeter ki mücadele et. Senin çünkü direncin arttıkça rakibin direnci düşecek. Direnci kırıyor. Erzurumspor bugün bunu yaptı. Bak yine futbol olarak çok ezici bir futbol, üstün bir futbol oynamadık. Geçtiğimiz hafta biz dedik ki ne dedik buradan yenildiğinde dedik ki takım kapasitesi bu.
Bu kadar bu takım. O çünkü mücadele etmiyordun. En azından mücadele et. Bugün Erzurum mücadele etti. Mücadelesinin karşılığını aldı. İnşallah dediğim gibi diğer haftalara da bunu yayar. En azından sezonun ilk yarısının transfer dönemi açılana kadar en iyisini yapacaktır. Alabildiği kadar puan alsın. Transferde de aslında transfer haberi vermemek lazım da. Vermeyecektik. Şu gelecek oyuncular var, gidecek oyuncular var. Bunu söyleyebiliriz. Anlaşılan oyuncular var. Yani inşallah transfer komitesi de elinden geleni yapıyor. Yönetim de elinden geleni yapmaya çalışıyor duyduğumuz kadarıyla. İnşallah sezonun ikinci yarısında daha da farklı bir Erzurum. Maçtan önce yönetici kuruluşa konuşan Mesut Hoca da bazı mesajlar verdi futbolculara. Şöyle ki yani o gidecek diye demiyorum ama mesela Sokko konusunda hoca bayağı sinirliydi. Dinledin mi bilmiyorum. Yok sen daha gelmemiştin. Sen anlattın bana sonra. Hoca sabah işte karnım ağrıyor dedi. Ben gidelim Malatya'da bir tedavini yaptıralım. Çünkü 11'de düşünürdüm dedi Sokko'yu. Ben gelmek istemiyorum dedi. O yüzden yayıncı kuruluşun spikerine de burada bugün bizimle olan futbolcularla ilgili konuşalım diye gelmeyen futbolculara da veya işte artık orada sorun neyse onlara da mesajı gönderdi. Belli ki artık herkes istediği gibi hareket edemeyecek. Hoca çok bu konuda ciddi, ciddiyetini de gösterdi. Bir de hoca ile ilgili mesajlar geliyor da maçları önce eleştirenlere bir cevap vermek ister misiniz diye. Ben şunu söyleyeyim. Ben Mehmet Hoca için de, Mehmet Özdirek için de, Hüseyin Çimşir için de aynı şeyleri söyledim. Yine söyleyeceğim. Mesut Hoca için de. Hepsi bu takımın hocasıdır. İyi kötü. Hepsi bu takımın başarısı için gelmiştir. Şimdi Mesut Hoca için ne diyorum? Bugün Mesut Hoca kaybedebilirdi. Yani Malatyaspor, Erzurumspor'u yenebilirdi. Ama söylüyorum. Futbolcu da dahil, teknik heyet de dahil. Sahip çıkmak zorundayız. Tabii. Yeni bir yönetim, yeni bir hoca. İşte futbolcular da belli ki kendine gelmiş. Hep birlikte işte bizi izleyenler, tüm taraftarlar kenetlenmek zorundayız. Başka yolu yok. Aynen. Şimdi ben zaten o konuya da gireceğim de. Şu var şimdi bazı izleyicilerimiz yazıyor ki hani bu takım kapasitesi de bak. Ben onu tekrar tekrar açıklıyoruz bak. Takım yetersiz. Hala diyorum bak bu takım yetersiz. Bunu demek için demeye de gerek yok. Herkes görüyor. Erzurumspor'un bugün mücadele gücüyle kazandı. Direnç gösterdi, istedi. Bunun sonucunda kazandı. Bak Erzurumspor bu takım çok iyi, bu takım yeterli, bu takım şöyle falan demek bizi yanıltır. Yani bu maç bizi aldatmasın. Bu maç bizi aldatmasın. Erzurumspor mücadele etsin. Sağdan en kötü bu şekilde yani istediği gibi ayrılır. Ama yetmez. Sadece mücadelenin yetmediği maçlar çıkacak. Ki ligin ikinci yarısı bambaşka olur. Bir de her zaman lige bu mücadele gücünü yayamazsınız. Mesela Emrah bugün çok istekliydi sen dediğin gibi. Ya, müthiş istekliydi. Maçı aldı. Geçen hafta Emrah böyle miydi? Yürüyordu sağda. O yüzden o sapla samanı karıştırmamak lazım. Doğru maşı takım yetersiz. Donald'a verdiği pasta. Sağ kanatta topu müthiş çaldı Emrah. Yani, yani ben sezon başından beri ilk kez Emrah'ın bu kadar istediğini gördüm. Çünkü istediği zaman çok yetenekli bir oyuncu. Savaştılar, savaştığının savaşının da karşılığını aldı Erzurumspor. Şimdi şu var, sen değindin abi. Hafta içi, hatta son 10 gündür falan şehir inanılmaz şekilde birbirine girdi. Şimdi ben bazı şeyler söyleyeceğim. İster kızın, ister küsün ama gerçekler bunlar. Şehirde, yani futbol Erzurum'da çok önemli ama futbolun üstüne çıktı artık bazı şeyler. Yani bir futbol, bir şehri bu kadar etkilemesi de zararlı. İnanılmaz şekilde şehirde resmen soğuk savaş çıktı. Hani herkes işte bölündü, işte futbolcusudur, taraftardır, yönetimidir, eski yönetimidir, yönetim adaylarıdır. Şimdi ben bu hafta herkesle görüştüm. Belediye kanadıyla görüştüm. Kulüp içerisiyle görüştüm. Yönetimi isteyen, yönetim adaylarıyla da görüştüm. Yönetici işte isteyenler var çünkü hani biz başkan oluruz diyenler var, bize de yazdılar burada. Orkun abi söyledi. O herkesle görüştük. Geçmiş yönetimle vesaire herkesle görüştük. Şimdi şu var abi. Bir kere bu takımın nereden geldiğini kimsenin unutmaması lazım. Bu takımda bizim büyüklerimiz daha iyi bilir, biz de hatırlıyoruz. Bu takımda kazanlarda yemek kaynamıyordu. Bu işin ayrı bir noktası. Bir de şu var. Bu takım düşerse herkes düşer. Yönetimi seven de düşer, hocayı sevmeyen de düşer, futbolcuya düşman olan da düşer, futbolcu da düşer, takım da düşer. Hepimiz birlikte düşeriz.
O yüzden hepimiz bu takıma omuz vermek zorundayız. Bu takım bizim takımımız. Şu var mesela Burak, orada ben parantez açayım. Benim istediğim hoca gelmedi. Ben küsüyorum. Benim istemediğim futbolcu oynuyor. Ben küsüyorum. Benim istediğim topçu oynamıyor. Ben küsüyorum. Bu özellikle son haftalarda çok arttı. Mesela mesajlardan görüyoruz. Çok. İşte telefon edenler var. Çok fazla bazı şeyler arttı. Şimdi ya işte girmek istemiyorum. Çünkü normalde bu konuyu da hakikaten çok beceremiyorum. Ama dediğim gibi ben hafta içi bayağı bir insanlarla konuştum. Bilgiler aldım. Bazı şeyler bazı yerlere vurulmaya başladı. Şimdi detayına girsem mi girmesem mi hala onun tereddütünü yaşıyorum ama şunu söyleyeyim ben. Arkadaş, bu takım bu şehrin takımı. Bu takım bizim takımımız. Bunu herkes bilecek. Buna herkes sahiplenmek zorunda. Bu takım düşerse az önce dediğim gibi hepimiz düşeriz. Abi işte bak ne kadar mutluyuz. Ne kadar bak, herkes mutlu. Bu takımda, bak bu şehrin futbol takımının yemeğinde kazanında yemek kaynamıyordu. Bu takımın sadece aylık tesis gideri 500 bin TL'ymiş. Bak sadece aylık tesisinin gideri. Bak şey demiyorum ha, futbolcu maaşlarını falan demiyorum. Aylık sadece tesis gideri 500 bin TL. Bunun vergisi, faturası vesairesi hariç. Makarna bulamayan Erzurumspor'dan mutfağında 40 çeşit peynir olan bir Erzurumspor haline geldik. İnsanları eleştirirken biraz işin perde arkasına bakmak lazım. Ve şunu da hatırlatalım. Mesut Hoca tesislere girer girmez o imzaya geldiği gün hayran kalmış. Hayran kalır tabii. Hiçbir kulübün böyle tesisi, böyle imkanları birçok kulüpte yok demiş. Şu an bizim altyapı tesislerimiz birçok kulüpte yok. Bak altyapı tesislerimiz birçok kulüpte yok. Bazı gerçekleri görmemiz lazım, bilmemiz lazım. Yani şimdi bakıyorsun insanlar eleştiriyorlar. İşte efendim belediye elini çeksin. Bak şimdi. İnan abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Belediye, büyükşehir belediye, bak şunu da açık ve net bir şekilde söylüyorum. Sayın Mehmet Sekmen'le bir kez bile görüşmemişimdir. Bunu sen de biliyorsun. Tamam mı? Ama şu gerçek var. Belediye elini bugün çeksin. 2 sene sonra belediye takımı el atsın diye bekleriz. O duruma düşeriz. Şu an Erzurum'un bu gücü kaldırabilecek bir yapısı yok. 500 milyar tesis masrafı var sadece aylık. Gitsin baksınlar. Araştırsınlar. Hatalar var mı? Elbette var. Şimdi... Ama bak, bazı şeyleri söylerken şimdi bakıyorum ben şimdi farklı niyetler de var ortada. Tamam mı? Hiçbir başkan bak hiçbir başkan adayı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a şu anda ben belediye elini çeksin de ben gelip başkan olayım diye geleceğini tahmin etmiyorum. Düşünmüyorum da inanmıyorum da. Hiç kimse çünkü bu yükün altından kalkamaz. Kimse kusura bakmasın. Erzurum'un gerçekleriyle yüz yüze olmak zorundayız. Biz Antalya değiliz. Antalya her sezon başı takımla otellerden topladığı parayla bir takım kurar. O kadar para dönüyor Antalya'da falan. Erzurum kendi yağında kavrulan bir şehir. Biz insanları bu şehirden nasıl küstürürüz değil. Nasıl faydalanırız diye düşünürsek ancak bu şekilde kalabiliriz Süper Lig'de. Şimdi Kadir Şahin yazmış ki reklamlar. Şimdi burada kızdık mı da bazıları diyor ki niye bağırıyorsunuz, çağırıyorsunuz, niye sinirleniyorsunuz? Yok kızmıyoruz. Kimseye kızdığımız yok da Kadir Efendi izlemek zorunda değilsin bir. İkincisi reklam mı diyorsun? Kanalını değiştir. Başka şey izle. Kim ne derse. Üçüncüsü öyle düşünüyoruz. Bu programda bak şunu işin içinde olduğumuz için söylüyorum Burak. Senin şu anlattıkların ya buna inanın. Burada kimse siyaset falan yapmıyor. Ya değil bu abi. Ayrı bir konu. Değil mi? Kimseyle görüştüğümüz yok. Belediye kaldırım yapmamış eleştir. Belediye duvarı yapmamış eleştir. Belediye kar mücadelesi yapmamış eleştir. O hiç kimseyi hiç kimseyi ilgilendirmez. Ama burada bir gerçek var. Bunlar reklam değil, bunlar gerçek. Belediye bugün Büyükşehir Belediyesi bugün Erzurumspor için çok önemli. Abi elini çekti. Oradan yazıyor. Çeksin elini. Ya demesi kolay. Nereye çeksin tamam. elini? Tamam. Ya bugün geçmişte Erzurumspor kulüp başkanlarına bakın. Bak geçmişteki başkan olan ilk belediye ile valiliğe gidiyordu. Bak ilk başkan olan belediye ile valiliğe de gidiyordu destek için. Ben o gözümle gördüm. Rahmetli Yaşar Sütbeyaz Erzurum Üniversitesi'nin Atatürk Üniversitesi'nin rektörüyken
kulüp yöneticileri şöyle el önünde gittiler destek için de Yaşar Sütbeyaz rahmetli dedi ki o da o zaman prosedür gereği yapacak bir şey yok biz destek veremeyiz dedi prosedür gereği. Döndü geldiler. Şimdi bizim kulüp nereden nereye geldi? Bak şimdi Orkun özür dilerim Burak kestim. Orkun abi konusuna da geleceğim. Orkun bir mesaj atmış. Onu ben söyleyeyim. Acil ödenmesi gereken 10 milyon TL futbolcu alacağı var. Altını çizelim. Acil ödenmesi gereken 10 milyon TL futbolcu alacağı var. Yani eski parayla 10 trilyon. Yayıncı kuruluş ödeme yapmıyor. Belediye ödemezse oyuncular serbest kalabilir. Bu işin şakası yok. Ya ben abi bak diyorum ya bak kulüp içerisinden de görüştüm. En basit. Kulüp içerisinden de görüştüm. Şimdi biri yazmış ki hiç inandırıcı değil 500 milyar. Abi bugün markete gidiyorsun mutfağına. Ya gitsinler. 2-3 araştırsın bak gitsin. 2-3 poşet. Araştırsın bak. Kim ne derse desin. Ben bu gerçekleri söylemek zor. Ya ben bunlar gerçek. Kimse kimseyi kandırmasın. Bugün burada atıp tutan ne var ya. Yarın Erdoğan Spor kötü duruma düşse kimse dönüp yüzünü bakmaz. Dönüp hiçbirisi bakmaz. Ben hala iddia ediyorum. Bak ben hala iddia ediyorum. Hiçbir başkan adayı ben belediye olmadan geleceğim diyemez. Bak hiçbir başkan adayı diyemez. Evet şu kulübün sadece aylık ya anlatamıyoruz herhalde insanlara. Hayır ben şunu anlamıyorum. Mesela şunu bana biri açıklasın. Hatalar var. Evet var abi bak. Hatalar var. O aylık. Mesela ben de şunu soruyorum. Belediye niye çeksin elini? Mesela ne zarar oldu belediyenin bu takımı? Abi niye çeksin? Hatalar var bak altını çizip o olur da olacak da futbol kulübü yönetiyorsun. Mesela niye çeksin? Yani diyorum ya. Mesela yarın ya ben abi, ben dedi ki ben elimi çektim kardeşim. Onu da kim alacak? Ne olacak abi? Ya sen forma sponsoru bulamadın ya. Evet. Sen stadına reklamı hatıra gönüle rica minnet alıyorsun stadına billboard şey reklamını. Süper Lig'de 7-8 hafta bu takım göğüs reklamı olmadan sahaya çıkıyor. Sizin Erzurum bizim bunu kaldıramaz. Kaldırabilecek güçte değil. Evet bu arada Orkun'la ilgili çok soru geliyor Burak. Az önce şimdi Orkun abiyle alakalı. Orkun çizmeli nerede? Orkun abi sahalardan birkaç hafta uzak kalacak. Onu da söyleyelim. Çünkü gerçekten yani şimdi mesela soruyor transfer var mı? Abi niye söyleyelim? Söylediği zaman hatalı oldu. Ya biz dedik ki bilgi ne kadar olursa ilgi o kadar olur. Ben çocuktum. Dada sinemasının karşısında cam mekanlar vardı. Gidip Erzurumspor'u oradan takip ediyordum. Şöyle cam mekanların içerisinde gazete manşet sayfalarını yapıştırıyorlardı. Ya şimdi bilgiyi herkese getiriyorduk bak. Herkese paylaştık. Dağıttık. Bir şekilde kenetlendik. Bir yerler oldu. Bir şeyler oldu. Geldik. Bu takım kazandı. İşte çok güzel var ama başarısız olunca Hüseyin Üreş gitti. Orkun Cizme ile Burak Döşer gönderdi. Ya biz neymişiz? Hakikaten. Hayır mesela geçen hafta yazıyor. Bütün transferleri Orkun Bey yüzüne olsun. Transferleri sen yaptı. Ya Orkun abi burada bu transferlerle olmaz diye adamın boğazı patlıyor. Bak Orkun Cizmeli. Bak diğer gazeteci abilerimiz. Tamam mı? Bak bunlar Erzurum için bir değerdir. Bak insanları küstürerek değil. Bir arada tutarak insanlardan faydalanarak bir noktaya gelebiliriz. Bak yıllarını vermiş bu insanlar bu mesleğe. Bak hepsi benim büyüğüm. Bak yıllarını vermişler. Etmeyin. Ama bak bizi eleştirebilirler. Eleştirmek hali bir şey ama adama yani insanlara küfür ediyorlar. Bu nedir? Evet. Mahkemeye verdiğin evet. Zaman niye mahkemeye verdin diyorlar. Evet. O yüzden dediğim gibi bizim artık bu saatten sonra kenetlenmemiz lazım. Yok belediyenin çeksin, yok şu gelsin, yok bu gitsin değil abi. Ki neyse ben şunu söyleyeyim. Konuya da girmeyeyim. Ben 20 yıldır mesela 20 yıldan da fazla Orkun'la birlikteyiz. 20 yıldır inan Erzurumspor'un içindedir. Çok iyi bir yani her dallarda iyi bir muhabirdir ama spor konusunda da çok iyi bir muhabirdir Orkun. Hiç bak 20 yıldır diyorum birlikteyim. Hiç bu işlere girmez öyle transfer işlerine. Hiç girmez yani öyle kimseyi etkileyeyim bunu ben böyle yapayım bunu getirin bunu götürün demez. Ayrıca Orkun karışsa bak o kadar spor bilgisine güveniyorum ki. Bu transferler Erzurum'a hiç gelmezdi. Gelmezdi. Yani onu da söyleyeyim yani. Bizim dediğimiz olsaydı, başkanı yani. Gönderebilecek bir gücümüz olsaydı, biz sol bekle, sağ bekle yetiştiremedik burada boğaz patlattık. Ve bizim öyle bir gücümüz, öyle bir yetkimiz olsa biz burada konuşmayız. Perde arkasında konuşuruz. O da ayrı. Şimdi dediğim gibi bizim artık bu saatten sonra kenetlememiz lazım. Ali Demirhan mevzusunu da söyleyeceğim bak. Bugün her şeyi anlatacağız. Şimdi Ali Demirhan'la alakalı çok. Kamuoyunda Ali Demirhan çok istendiği için o ismi söyleyeceğim. Başka adaylar da olabilir. Onları da söyleyeceğim. Bak az önce dedim ya.
Bak, Ali Demirhan'ı benim ne kadar sevip saydım ben bunu hiçbir zaman saklamam. Çok severim sayarım. Benim sevip saydığım insan da 2 sene bu kulübü şampiyon olmuştur kulüp başkanıyken, o da ayrı bir şey. Kim olursa olsun, Sayın Ali Demirhan da olsa, Sayın Mehmet Sekmen olmadan, Onur Salbaş belediye olmadan bu işin altına girmez. Giremez arkadaş. Bu işin gerçeği bu. Erzurum'da hiçbir bütçe Süper Lig'deki takımı kaldıramaz. Kaldırabilecek baba it varsa çıksın desin. Yapamaz. Şu an Orkun abinin dediği gibi 10 milyon sadece ödeme var. Sadece futbolcular olan ödeme. Millet diyor ki nasıl tesisleri 500 milyar oluyor? Şimdi ben bir şey daha söyleyeyim mi? Sen 500 dedin, iyi dedin. Onu diyorum ben. Ben düz hesap söyledim. Aslında daha fazla. Kulübün ver. Ya bu kulüp trilyon elektrik faturası ödedi ya bu sene. Trilyon. İki tesis var. Anlatabildim mi? İki tesis. Trilyon elektrik faturası ödedi. 5 milyonluk SMS atamadık ya. Kimse kusura bakmasın. SMS atmıyoruz biz. Şu an bu şehir öyle belediyede yani olacak. Ha belediyenin dediğim gibi bak o da tarafın da hatası vardır. Ayrı bir o da oturulur konuşulur. Kesinlikle tüm doğru her şey doğru değildir. Futbol anlamında diyorum tabii. Ama hiçbir şekilde şu an gerçekçi olmak lazım. Aynen bak Emrah Taha Özyuvalı demiş ki omuz omuza. Belediyesi, teknik kadro, yönetim, medya, taraftarlar zaten en önemli olan burada taraftarlar. Hiç kimseye yapılan hakaretin, söylenen sözlerin hiç kimseye bir faydası yok. Yeni bir yönetim geldi. Yeni bir teknik heyet geldi. Her şeyi bir kenara bırakacağız. Evet. Kenetleneceğiz. Bunun başka artık bir şeyi yok. Artık o onun, o bunun, şu futbolcu, şu hoca artık yapacak bir şey yok. Bu yönetim şu. Bu kulübün başkanı da belli. Taraftarı da belli. Hocası da belli. Futbolcusu da belli. Biz de belliyiz. Herkes belli. Şehir belli. Eleştiriler var. Bak giremez derken şunu diyorum. Maddi yükün altına giremez. Bak maddi yükün altına giremez. Onu diyorum belediye varken şey yapamaz. Hiçbir şekilde şu an Erzurumspor'un artık zaman kaybedecek. Erzurum şehrinin bir şeysi yok. Düşersek hepimiz birden düşeriz. Bir yıl uzak belediyesi kaldık. Belediyesi de düşer. Şehri de düşer. Taraftar da düşer. Bir yıl uzak kaldık. Artık biz kenetle... Artık bırakacağız. Ya bu kadar olay olmaz ya. Vallahi billahi ne kadar... Ya bir şehirde bir haftada bu kadar polemik olur mu? Ve bir de lütfen yani buradan şu eleştiri ayrı bir şey. Hakaret ve küfür ayrı bir şey. Şu hakaret ve küfür işi Burak, Erzurumspor ya taraftarı demiyorum ama bize çünkü sonuçta Erzurumspor adıyla açılan bazı sitelerden yayınlanıyor. Bazı sitelere yapılan yorumlardan kaynaklanıyor. Diğer illerde izleyenler, okuyanlar da buradan biliyor. Yani bunlara müsaade etmeyin. Hakaret ve küfür edilmesin. Edenlere de lütfen yanındaki yöresindeki kişiler buna müsaade etmesin. Tabii. Eleştirmek herkesin hakkı. Ama ya eleştirmek bizden hakkı değil. Yarın Mesut Hoca'yı da eleştireceğiz. Bizi eleştiriyorlar. Şimdi az önce biri yazmış. İsmini vermek istemiyorum. Aslında kayda da almayacaktım ama işte kıvırıyorsunuz, buvuruyorsunuz diye de. Bugün Mesut Hoca'yı övdük. Bugün Emrah Baştan'ı, Obertan'ı övdük. Yarın eleştireceğiz. Bu işin gerçeği bu. İyi olduğu zaman tabii ki öveceğiz ama kötü olduğu zaman eleştireceğiz. Ama hiçbir zaman hakaret ve küfür etmeyeceğiz. Çünkü Erzurum'un adına yakışmıyor. Erzurumspor adına hiç yakışmıyor. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Diyelim. Yani artık, buradan biz üzerimize düşeni söyleyelim. Tabii, yani artık herkes dediğim gibi Erzurum için bir şekilde yükün altına hepimiz omuz vereceğiz. Bu takımı bu şekilde ligde tutacağız. Hepimiz destekleyeceğiz. Yeri geldi mi hepimiz eleştireceğiz ama küfürsüz, hakaretsiz, insanları küçük düşürücü yorumlardan uzak bir şekilde biz de eleştirebilirsiniz. Eleştiriyorsunuz da saygı duyuyoruz sonuna kadar. Çünkü yani bizim taraftarların %90-95'i iyi niyetli. Ben onu biliyorum. Evet şimdi adını unuttum da biri demiş bu küfür işi Türkiye'nin sorunu da diğer Fatih Uğurtaş demiş. Biz ilgilendirmiyoruz. Biz Erzurumspor'u ilgilendiriyoruz. Ya birbirimizin yüzüne evet. Bakıyoruz. Şimdi bana adam küfür ediyor. Çekiyorsun dışarıda görüyorsun yani. Şimdi giden ve gelen futbolcularla alakalı şunu söyleyeyim. Şu an 5-6 futbolcuyla yollar ayrılacak. Bunun içerisinde oynayan isimler de var. Ama tabii takdir edersiniz ki benim şu an bunları söylemem olmaz. Olmaz. Çünkü kesinlikle yok. Sadece bir iki futbolcu büyük bir ihtimalle
ayrılacak, savunmadan ayrılacak isimler var. Onu söyleyebilirim sadece. Ama dediğim gibi hiçbir şekilde Erzurumspor'da transferler devam edecek. Transferler olacak. Artık gelecek transferlere bağlı. Transferler kötü olursa aynı bu şekilde övdüğümüz gibi yarın eleştiririz. Evet. Onu baştan peşime söyleyelim. Kaç transfer olacak onu inanın ben de bilmiyorum. Yani ben de bilmiyorum. İsimleri de ben bilmiyorum. Ama transfer çalışmalarının ciddi şekilde yürütüldüğünü, yurt içinden ve yurt dışından, hatta Güney Amerika asıllı birkaç futbolcuyla görüşüldüğünü biliyorum. İkrem Yıldız, çok teşekkür ederiz. Yani biz burada hep beraber dediğim gibi Orkun abi de şimdi transfer konusunda, bilgi, haber konusunda, haber vermek önemli değil, haberi almak önemli. Bu Orkun abi özgü bir şey. Transfer haberi vesaire. Ben mesela Erzurum Dalaşlar demiş ki Hüseyin Neş'in eseriydi bu takım. Bitti. 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 Yapacak bir şey yok. Hüseyin Başkan'dan hizmet etti Erzurumspor'a. Şimdi biz evet aynen öyle önümüze bakacağız. Hüseyin Neş'in eseriydi, onun eseriydi, bunun eseriydi. Artık kimin eseriyse hatalar, yanlışlar. Artık yeni bir sayfa açalım. Bak güzel bir galibiyet. Deplasmanda gelen güzel bir galibiyet. Yeni bir sayfa açalım. İnşallah bunu Antep maçıyla devam ettiririz. Ki senin dediğin gibi Antep maçına kazanan Erzurumspor çok farklı çıkacaktır. Tabii. Daha özgüvenli çıkacak. Yeniliriz hiç. Yani o konuda bir şey diyemeyiz ama farklı bir maç olacak. Bak diyor ki Turgay Dürüst. Ben bu ismi de bir yerden hatırlıyorum ama bu takımın Katar'dan alıcısı vardı. Belediyeyi şişirmeyin diyor. Ya yok arkadaş. Ben biliyorum. Yok öyle bir şey yani. Ama dediğim gibi bak başkan olmak isteyenle muhatabı yeri biz değiliz. Başkan olmak isteyen veya başkan yeri bellidir. Onursal başkanla görüşürler. Ali Demirhan'dır, Ömer Düzgün'dür, bir başkasıdır. Kim olursa olsun. Görüşülür. Ortak bir karar verilir. Halka da tabii kulak verilir. Halkın çağrısını o da var. En önemli bence etken bu. Ona göre karar verilir. Onun yeri şeyi biz değiliz. Yetki merci. Burak Savaş Şişeci demiş ki Levent abi bu Sissoko'yu hoca maçın başında konuştu. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında demiş. Onu sen söyledin Sissoko zaten. Sissoko ile ilgili ben yani orada bir sıkıntı var. Yani sanki biraz hastalık, mastalık, karın ağrısı, marın ağrısı. Onun belli ki başka ağrıları var. Hoca da onu biraz yeme ama Sissoko tarz bir oyuncu değil. Yani hayır. Demek ki ama Süper Lig'de başka bir takımda oynayabilir misin? Hayır. Ama Burak hoca yani o görüntüyü anlardın. Yani o hocanın açıklamalarını görseydin farklı işler olduğunu anlardı. Yani hoca orada mesajı verdi. Bakalım. Yani tabii şu var. İnşallah futbolcu kazanır. Kazanmak önemli. Mesela bugün Hamburg'a şans verdi hoca. Çok güzel bence. Çok önemli bir şey. Girdikten sonra etkili de olmaya çalıştı. Şener Özbayrak'ta transferini sormuş. Hemen ismine bakayım. Kürşat Yazıcı. Şener'i ben Göztepe'yle anlaştı diye biliyorum. Ama inşallah Erzurumspor bir sürpriz yapar. Getirir. Bence çok faydalı olur. Burak Tekoy'u soranlar var sana. Tekoy bence yetersiz. Tekoy'la Süper Lig gitmez. Alternatif olur mu bilmiyorum ama bence Tekoy'la Süper Lig gitmez yani. Yakup Güney. Mina'daki sıkıntı maddi. Ya Mahsere ya Aktaş. İzleme bu abi. İzleme. Burak abi hocayı tebrik ediyorum diyecek bir kelime yok. Yani Mesut Hoca iyi konsantre eder. Tabii. Yani motive belli zaten. Mental dokunu etti. Mental bir dokunuş etti, dokunu etti. Dokunuş yaptı belli. Karaçiç, Adana Spor'un yedek kalecisi. Ben bir şey duymadım. Duymadığım için de bir şey söylemek istemiyorum. Hani transferiyle alakalı. Ama dediğim gibi hakikaten bana şimdi isimleri ısrarla soracaklar ama hakikaten bilmiyorum. Sadece dediğim gibi en kalitelisi için çabalanıyor, en kalitelisi için uğraşılıyor. Ne olur, ne gelir bilmiyorum. Bilmediğim için de ön yargıyla bir şey söylemek istemiyorum. Geldikten sonra bakarız. Geldikten sonra konuşuruz. Eleştiririz. Ama şu an bizim söylediğimiz bir şey etik olmaz yani. Çünkü yok ortada bir şey yok. Teko iyi oynadı ama dediğim gibi bence bana göre yeterli değil. Bilmiyorum sen ne söyleyeceksin Teko hakkında? Seninle aynı görüşteyim. Hakan Keklik demiş ki Levent Bey sizce de iyi bir kaleci ihtiyacımız yok mu? Bu kesinlikle var. Ve kesinlikle ben kaleci transferi olacağına inanıyorum. Bence de. Ve ilk sıraya yazarım. %100 bir kaleci alınacak. Yani maç esnasında seninle de konuştuk. Evet futbolda doğaldır sakatlık olur, kart olur ama yani hiçbir takımda da iki hafta bir kaleci, iki hafta başka bir kaleci, bir hafta ara ver başka bir kaleci. Yani kayacağım bir hafta kayacağım, bir hafta Farnol, bir hafta kayacağım bir hafta. Böyle de olmaz. Erzurumspor'un iyi bir kaleciye ihtiyacı var. Ve ilk sıraya da yazılması lazım.
Bence de. Yani çünkü Kayacan falan çok karakterli, çok düzgün çocuklar ama dediğim gibi kaleciye o ihtiyacı olduğu çok bariz. Farnol da bu ara çok sakatlanıyor. Yaş itibariyle artık sakatlamaya da meyilli bir isim. Kalecinin sakatlığı çok büyük risktir. O yüzden ben inşallah bir şekilde kaleci transferi yapılacağına inanıyorum. Stoper yine yapılacağına inanıyorum. Gomez pozisyona girerse Gomez atar. Aynen öyle. Bu saatten sonra alınan her puan altın derindedir. Burak teşekkür ederim. Bir de şunu hemen söyleyeceğim. Taraftarlarımız da söylemiş. Bugün Erzurum Spor için önemli olan şeylerden bir tanesi de gol yedikten sonra düşmedik. Düşmedi yani oyundan. 1-1 olduktan sonra panik yapıp geriye yaslanan böyle kapanalım hani şey yapalım aman bittik artık o Erzurum Spor yoktu. Yine öne oynamaya çalıştık. Zaten Emrah'ın presi sonucu da gol geldi. Yine senin dediğim gibi az önce en önemli şey merkez orta saha defansın önünde oynayan o ismin rakip ceza sahasında bir biriken gol aramasıydı. Onu da karşılığını aldık. Kapat Orkun abi. Kapat o şeyi. Lanet abi Orkun abi. Ümit Kaya demiş ki Mesut Hoca yırtıldı. İlk defa böyle biri geldi bize. O da öyle. İnşallah doku tutarsa. Hoca öyle. Doku tutmaz önemli. Şimdi ben bak açık ben söyleyeyim. Bugün kazandığımızda ben Hikmet Hoca'nın gelmesine yanaydım. Şartlar olmamış. Gelmemiş. Mesut Hoca Allah mesut etsin. İnşallah 9 tutarsa takımı ligde tutar. 2018 mi 2019'dan beri en son Bursaspor çalıştırmıştı herhalde. Takım çalıştırmıyor. İnşallah tutar abi ne olur. İnşallah evet böyle sağ kenarında oyunu yaşayan hocalara ihtiyacımız var. Diyelim Mesut Hoca da geldi. Burak teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İzleyenlere, yorum atanlara herkese evet, çok herkese teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar birlikte olacağız. İyi akşamlar dileyelim. Sigorta 444-68-11 Serkanlar Sigorta güvencenizdir. Hem işinizde hem de evinizde İçiniz rahat olsun Serkanlar sizinle. 444-68-11 Serkanlar Sigorta güvencenizdir. Serkandaş Sigorta.com.tr Serkandaş Sigorta. Güvenceniz.